Adnan Bey, siz dünkü yayınınızda sürekli mücadele üzerine yapılan konuşmaların insanları yıpratabileceği yönde bir açıklama yapmışsınız ve sevgi, sanat gibi konuların üzerinde durulması gerektiğini söylemiştiniz. Bu açıklamanızın üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı Nevşehir mitinginde Türkiye'de husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz açıklaması yaptı. Şöyle söylüyor: hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir vatandaşımızı ötelemeden, etnik kimliğine, inancına bakmadan herkesi bağrımıza basıyoruz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, 81 milyon kardeş olalım. Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyüteceğiz. Ülkemizde husumeti değil, muhabbeti güçlendireceğiz. Kavganın değil, barışın mücadelesini vereceğiz. Ayrışmanın değil, birleşmenin savunuculuğunu yapacağız. Bugün Nevşehir'deyiz. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz. Anadolu'da kinin filizlenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. O çok hayati, yani o insanları bayağı yıprattı. O gerilimden insanlar çok yoruldu, mutlu değil insanlar. Yani sürekli kavga görüntüsü. Zaten terör var. FETÖ var. PKK var. Şimdi onlar tutuklanması gerekiyor. Adamlar bela zaten. Tehlikeli, ciddi bir bela. PKK ciddi bir bela. İçeride kadınlar bıçaklanıyor. Kadınları kesip doğruyorlar, adam kurşunluyor. Genç kızlar sokağa çıkamayacak hale geldiler falan. Muhalefetle iktidarın arasında da gerilimin olmamasıyla ilk adımı attılar. Bu iyi oldu. Güzel oldu. Yani savaş kültürü insanları bir süre sonra dimağlarını kapatır. İnsanın böyle eğlenmeye, neşeye, sevince ihtiyacı vardır, sevgiye, dostluğa, rahatlığa ihtiyacı vardır. Yani spor bile savaşı andırır tarzda olmaz. Rahatlatıcı olması lazım. Yani sürekli aynı şeyler de tekrar olmaz. İnsanın tek bıkmayacağı şey Allah sevgisidir, Allah korkusudur. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani insan her şeyden bıkar. Bir tek Allah'tan bıkmaz. Sevgiden bıkmaz. Her şeyden bıkar insan. Onun için gece gündüz aynı şeyler, gece gündüz aynı şeyler, beyin dimağı durur. Yani yaratıcı güç kalkar insanların, telif gücü kalmaz. Tayyip Hoca o yüzden çok iyi yapmış bunu. Biz ne zaman böyle güzel bir hatırlatma yapsak, o da Allah razı olsun anında icabet ediyor. Çok güzel oluyor. Daha yeni söyledim çünkü. Evet. İnsanlar Allah'ın sevgisinden çok haz alırlar. İman hakikatlerinden çok haz alırlar. Sevmekten, sevilmekten haz alırlar. Ondan kafaları, dimağları dengelenir. Yani her gün yeni bir düşman, her gün yeni bir saldıracağımız bir şey olması zannedildiği gibi olumlu etki yapmaz. Yani bir insanın takatini bu çok zorlar. Bunlara gerek yok. PKK düşman, doğru. FETÖ düşman. O kadar. Onunla bitirelim. Başka bizim düşmanımız falan yok yani. Herkes ne İsrail'e düşmanı olalım, ne Rusya'ya, ne Araplara, ne Kürtlere, ne Çerkezlere, ne Türklere, hiç kimse hiç kimseye düşman olmasın. Yani bu sıkıcı bir ortam. Buna gerek yok.